Sayın Başkan, sizi hiçbir yere göndermeye niyetimiz yok. Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal hafızasını yüzyıllara aktaran bir parti. Sizdeki kurumsal hafıza bu partinin hak mücadelesine, kadın mücadelesine yaptıklarınız, yaşam hak mücadelesi, yaşam hak projesi en çok kadınlara dokunanlardan belki biri. Kusura bakmayın, sesim pek çıkmıyor. Fakat sizden öyle hiç ayrılmak gibi bir niyeti yok. Kadın mücadelesi sizsiz asla olmaz. Kadın hareketi Sayın Aylin Nazlak olmadan asla mümkün değildir. Sayın Aylin Nazlak'a bu mücadelenin önderliğini, liderliğini yapmış, her zaman da bizimle aynı önderliği, liderliği yapacak bir kadındır. Cumhuriyet kadınıdır. Cumhuriyet Halk Partilidir. Bizde Cumhuriyet Halk Partililik mezara kadardır. Anca o zaman biter. Ondan sonra da çocuklarımıza sirayet eder. Sayın Başkan, size o kıymetli çalışkan ekibinizi, ki kimini tanıyorum. Mesela Mehtap Hanım çok kıymetli, tecrübeli bir hanımefendidir. Bu partinin Mehtap Hanım'a, Aylin Hanım'ın ekibine, bu kadar emeğine, tecrübesine, bildiklerine, öğrendiklerini aktarmasına bizim ihtiyacımız var. Biz mücadelemizi arkadaşlar böyle büyüteceğiz. Böyle büyüteceğiz. Biz böyle bir partiyiz. Biz boşuna 100 yıllık parti olmadık. Ve bu parti, Cumhuriyet Halk Partisi, daha nice yüzyıllara Aylin Nazlakalarla, Mehtap Hanımlarla, Asu Kayayla ve daha nicelerinizle daha birçok yüzyıllara gidecek. Onun için Sayın Başkan, siz bizim başkanımızsınız. Öyle hiçbir yere gitmek yok. Anadolu'da birlikte olacağız. Bütün her platformda birlikte olacağız. Çünkü biliyorum ki ben, siz vazgeçmeyen bir kadınsınız. Bu sizin içinize işlemiş. Bizim bütün Cumhuriyet Halk Partili kadınlar mücadeleci. Biz mücadeleyi kimden öğrendik? Mustafa Kemal Atatürk'ten öğrendik. Biz onun nesilleriyiz. Öyle pes etmek yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki demokratik mücadeleyi tabii birileri anlayamaz. Öyle atama bakanlar koyan, öyle kabineye bir tane namzet örnek koyanlar anlayamazlar. Bizim mücadelemizi ancak bizim gibi demokrasiye inanan, hak hukuk mücadelesine inanan, bu yolda nesillerdir atalarınca bedeller ödeyenler anlar ancak. Öyle atananlar anlayamazlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Sayın Başkan, bütün örgütümüzün nezdinde tüm emeklerinize, Cumhuriyet Halk Partisi siyasetine, kadın siyasetine dair ama her şeye dair verdiğiniz tüm emeklere şükran duyuyorum. Binlerce kere teşekkür ediyorum. Yaşam Hak Projesi'ni Osmaniye ile buluşturdunuz siz. Daha kim bilir sizinle yaşayacak Sayın Başkan. Evet. Sizinle yaşayacak, hep birlikte yaşatacağız. Siz bir kilometre taşı oldunuz. Teşekkür ederim. Siz bir kilometre taşı oldunuz. Beraber yol arkadaşınız bu kıymetli hanımefendi. Hanımefendi diyorum, yanlış anlamayın. Hep böyle kibar bir mizacı vardır. Sizler bu mücadelede artık bir kilometre taşısınız. Öyle kolay kolay yok. Yok bir yere gitmek. Şimdi bugünden itibaren, şu andan itibaren Cumhur İttifakı'yla bu ülkenin tepesine binen bu iktidarla mücadeleye biz hep birlikte mücadeleye başlayacağız. Kaldığımız yerden daha doğrusu devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde
Cumhuriyet Halk Partimizle ilmek ilmek Anadolu'da halkın iktidarını örmeye devam edeceğiz. Sayın Genel Başkanımızın bir adım arkasında ama onun gibi dört bir köşeye, dört bir yana biz de koşacağız. Ben bugün verdiğiniz bu emeklere hepinize çok teşekkür ediyorum. Bağrınıza bastığınız için beni, bizi, hepimizi Cumhuriyet Halk Partisi vakarına, asaletine yakışır bir kongre, kurultay gerçekleştirdiğimiz için hepinize bir bir ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki kurultaylarımızda yine Aylin Başkanımızla ve daha önceki başkanlarımızla hep birlikte bu bayrağı devredeceğiz. Tekrar ediyorum, bu demokratik mücadelenin D'sini dahi bilmeyenler, yaşamayanlar bunu anlayamazlar. Türkiye'mizin dört bir yanına buradan selam olsun. Kadın mücadelesi hep birlikte devam ediyor. Buradan duyurulur. O İstanbul Sözleşmesi alınacak değil mi başkan? Vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz arkadaşlar. Asla vazgeçmeyeceğiz. Sevgi ve saygılarımla Sayın Başkan. Hadi şimdi bütün örgütlerimizle birlikte olalım. Onların üzerinde çok emeğiniz var sizin. Biliyorum bu işler çok özverili işlerdir. Birçok şeyden Sayın Başkan sizlerin özveride bulunduğunuzu söyledi ama kendi özverisinden bence bahsetmedi. Doğallıkla yaptığım ve severek yaptığım bir şey o yüzden. Ona ne şüphe, ona ne şüphe. Ama tabii ki bu görevler özveriyle yapılır. Daha fazla uzatmadan hepinize buradan tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Mehtap Hanım, bir iki şey de siz söyleyin. Hak ediyorsunuz bunu. Çok teşekkür ederim. Size başarılar diliyorum. Çok değerli bir örgüt bıraktık ve siz onunla devam edeceksiniz. Değerli arkadaşlar, hepinizi ben tekrar kutluyorum. Yüreğinize sağlık. Çok uzun dönemde çok güçlü bir mücadele verdiniz. Bundan sonra da mücadeleye devam. Sizi tebrik ediyorum. İşte Cumhuriyet Halk Partisi bu demektir. Bu demektir. Saygılarımla efendim, saygılarımla. Tüm yaptıklarınıza, tüm dokunduğunuz bütün işlerinize saygılarımla. Peki, bence daha fazla konuşmamak lazım. Hepiniz çok yoruldunuz. Belki, değil mi? Hepiniz çok yoruldunuz. Hep birlikte yorulduk. Bence de çok güzel olur. Nasıl yapalım bunu?